Eylül ayında Karanlık Rüya'nın bir tweetini görmüştüm. Şöyle demiş Karanlık Rüya, mavi haplı, feminen düzende yetişmiş bir erkek olmak her zaman kötü değildir. Çirkin fakat iyi huylu kızların ve kalabalık geçmişe sahip sorunlu kadınların da temizlenmesini sağlar. Ben en çok çirkin fakat iyi huylu kızlar için seviniyorum. Ya biraz abartı çünkü mavi haplıların hepsi çirkin kızlarla evlenmiyor. Çoğu aslında çirkin insanlarla evlenmiyorlar. Çok güzel kızlarla evlenmiyor olabilirler. Ama konu bu değil. Ben bunun üzerine aslında tweet'e cevaptan çok o zaman aklıma gelen şu şeyi yazmıştım yine tweet olarak. Uyumlu olanın hayatta kalması, üremesi anlamında evrim açısından mavi haplıların çoğu bedeli yüksek olsa da başarılıdır. Boşanma, modern kadınlar vesaire diye çocuksuz kalacak bir kırmızı haplı ise evrimsel açıdan başarısızdır. Uyum sağlayamayıp silinecektir. Şimdi evrim teorisindeki uyumlu olanın hayatta kalması, survival of the fittest mekanizması çok yanlış anlaşılıyor ve kullanılıyor. Birincisi burada önemli olan uyumlu olmak, fiziksel olarak güçlü olmak değil. Ya örneğin dünyaya göktaşı çarpar, güçlü T-Rex dinozor yok olur, ufacık uçan dinozorlar hayatta kalırlar. Çünkü onlar uyumlular, güçlü değiller. Ayrıca uyumlu olmak birey için illa da pozitif bir şey olmak zorunda da değil. Yani bireye eziyet eden, bireyin hayatını zorlaştıran bir şey de olabilir. İkincisi, daha da önemlisi, burada hayatta kalmak demek, bireyin hayatta kalması demek değil. Bireyin gelecek nesillere geçmesi demek. Şimdi örneğin Rıfkı ve Sıtkı adında iki ikiz kardeş düşünün. Rıfkı 25 yaşında evleniyor ve Sırıka'dan 3 çocuk yapıyor. Rıfkı tam bir mavi haplı. Karısının elinde inim inim inliyor ve 35 yaşında stresten, dırdırdan vesaire kalp krizi geçirip ölüyor. Sıtkı ise biraz da Rıfkı'nın tecrübesini görünce evlenmiyor, çocuk yapmıyor, huvardalık yapıyor, kadınlarla başarılı, işinde de başarılı. Aradan yıllar geçiyor, Sıtkı 75 yaşında, başarılı ama ailesi yok, çocukları yok. Onun haricinde işte iş başarısı falan, arkadaş çevresi falan fena değil. Sıtkı öleli 40 sene olmuş. Şimdi evrimsel açıdan Rıfkı hayatta kaldı, Sıtkı ise hayatta kalamayacak. Uç örnekler verdim tabii. Her mavi haplı böyle berbat hayat yaşamıyor. Ya da işte mavi haplı olmayan adamlar çocuk yapmıyor falan değiller. Ama biraz abartarak örnek verdim ki olay anlaşılsın. Sıtkı daha başarılı olabilir. Sıtkı başarısız değil. Ama Sıtkı insanların önemli ve temel biyolojik misyonlarından birinde başarısız. Rıfkı ise başarılı. Nokta. Yani evet, ben de dahil çoğunuz Rıfkı olmak istemeyiz. İlla ki iki seçenek varsa Sıtkı olmak isteriz. Ama evrimsel açıdan başarının tanımı bilimsel, duygusal değil. Tanımı ben yapmıyorum. Sıtkı genel olarak başarılı ama üremekte, neslini devam ettirmekte, temel biyolojik misyonunda başarısız. Herkes her konuda başarılı olacak diye bir şey yok. Ama bu konuda Sıtkı başarısız. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Bunun üzerine tabii birkaç tane "ne diyorsun sen" yorumu geldi. Bir arkadaş şey yazmıştı. Bireyin neslin devamı diye bir amacı olmaması gerekiyor. Bireyin neslin devamı diye bir amacı olmaması gerekiyor. Çok komik bir laf. Genlerine işlemiş. En ilkel dürtülerinden biri arkadaş. Ne amacı? Olmayacak. Nasıl söküp atacağım? Ayrıca mavi haplının uyumu dediğimiz şey birçok şeyi göz ardı etmek. Anlamadım. Karanlık Rüya ve sen en sonunda her şeyi zikredin, mavi haptan devam mı diyorsunuz? Mavi hap bir hayatta kalma stratejisi olarak başarılı bir strateji. Bunu mavi hapı övmek ya da mavi haplı olun demek için söylemiyorum. Sadece mavi hap neden bu kadar güçlü? Bünyeden atması neden bu kadar zor? Onu görmeniz için söylüyorum. Çünkü başarılı bir strateji olarak beyniniz, vücudunuz hemen atmak istemiyor onu. Tabii bunu yazan sebeplerimden birisi de son zamanlarda kırmızı hapın feministlere taş çıkartacak bu evlenmeyin, aile kurmayın ve çocuk yapmayın propagandası. Kırmızı hap gençleri maalesef mavi haplı olmayacağım diye hayatta kalmak için uyum sağlayamayan insanlara, zayıflara dönüştürmeye başladı. Bir de evrimsel psikolojiye dayandığını bu kadar iddia eden bir düşünce yapısının evrimsel psikolojinin en temel şeylerinden birini görmezden gelmesi komik. Daha doğrusu şu an bazılarının görmezden gelmeye çalışması komik. Mavi haplı beta olup kadının kölesi olan, üzerinden 500 kişi geçmiş kadını sineye çeken bir enayi olmak mı zayıflık? Bu entel dantel değil, tam tersi maskülen bir düşünce. Şu anda bana Matrix'teki sahte eti yemeyi öneriyorsun. Red Pill camiasının en iyisinin bu yorumu üzdü. Evrimsel psikoloji kırmızı hapın ana temeli ise üreyemeden gitmek uyumsuzluktur, zayıflıktır. Üzdü, maskülen, Matrix, zartsurt bilimsel olarak neyin ne olduğunu değiştirmiyor. Tabi bir alanda zayıfsınız, öbür alanlarda güçlü olabilirsiniz. Genel olarak da güçlü olabilirsiniz. Bu adamlar kadın kölesi olmuyorlar belki ama aynı zamanda uyum sağlayamadan siliniyorlar. Burada ama asıl anlatmaya çalıştığım şey bunlar değil. Kadın kölesi olmayacağım diye kırmızı apman kafası olup sonra gen havuzundan silinmek. Yani maviyle eziliyor, acı çekiyor. Yani çok da abartmamak lazım. Çok acı çekenler var. Bayağı da kötü durumda olanlar var. Ama en temel insani fonksiyonda çocuksuz kırmızı haplıdan daha başarılı bu alanda şimdi. Eğer şartlar uygun değilse demiş arkadaş, sırf neslin devamı diye realiteye uzak, acı ve sıkıntılı bir beraberlik yerine yalnızlığı gittiği yere kadar tercih edebilirsiniz. Kendi gerçekliğinden bahsediyor muhtemelen. Çünkü böyle iki uç arasına sıkışıp kalmak gibi zorunluluğunuz yok. Bu sizi mankafa yapmaz. Duygularınızı rasyonel gerçekliğe yatırıp uygun işler yapın. Bunlar sizi mankafa yapmaz dostlar. Ya kırmızı hapta aşırıya giderseniz evrimsel açıdan mavi haptan çok daha başarısız adamlar olursunuz diyorum ki birçoğu o yolda gidiyor. Mavi haplı olmayıp da aynı zamanda hayatta kalabilen makbuldür. Korkudan sinen değil. Sizin kendinize yaratabildiğiniz tek alternatif ikilisi ya kadın kölesi ya da evlenmemiş ve çocuksuz adam ise mutlu, doyumlu ve çocuklara sahip olduğunuz bir ilişki kuramadığınız, sadece ya yalnızlık ya da acılı ilişki arasında kaldığınız için bu sizi bu konuda önemli ölçüde başarısız yapar. Yani ya yalnızlık ya acılı ilişki seçeneklerinden başkasını yaratamıyorsanız kendinize başarısızsınız arkadaşlar. Uyum açısından değerlendirilince şimdi uyum sağlayamayıp ya da sağlamak istemeyip ülkeyi terk eden ve yurt dışında yaşamayı tercih eden adam ülke şartlarına uyum sağlayıp vasat yaşamaya adapte olan adamdan daha mı başarısız? Ya bu saçma sapan bir kafa da, alakasız da. Tam tersi göç önemli bir adaptasyon tekniği, aracı. İnsanlık tarihi boyunca da böyle olmuş. Yani genel olarak göç eden adam güçlü oluyor genellikle. Yani ne saçmalamışsın anlamadım. Evlenmeyip çocuk yapmayan yüksek değerli erkekler de var. Bu var doğru. Çocuk yapmayan yüksek değerli erkekler değersiz de değiller. Onu iddia etmiyorum. Sadece evrimsel olarak, ki kırmızı hapta çok önemli bir pay alan bir konu, bireyin en önemli biyolojik misyonu açısından başarısızlar arkadaşlar. Bu kadar basit. Başka alanlarda başarılı olabilirler. Özellikle dediğim gibi bizim gibi evrimsel psikoloji ve evrim teorisi temelli bir alanda olup da bunu yok saymak nafile bir çaba. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tarih boyunca ve günümüzde hatta yüksek değerli erkeğin en önemli göstergelerinden biri çoğunlukla birden fazla kadından çocuk sahibi olmak. Tüm çok başarılı, zengin, ünlü vesaire adamlara bakın. Hemen hemen hepsinin birden fazla kadından minimum 2-3 tane çocuğu var. Yüksek değerli olmak için herkes bu kritere sahip olmak zorunda değil. Ya da bu kritere sahip olmayan bir adamı çocuğun yok, yüksek değerli değilsin demek de saçma. O da bir aşırı uç. Ama bu kriter var. Bu kriter yokmuş gibi davranmak da saçmalık. Özellikle birkaç ay önce Rollo Tomassi yüksek değerli erkek olma yolunda yapılması gerekenler diye bir liste yayınlamıştı. Ve orada 20'lerinde vazektomi olun diye bir madde yazmıştı. Şimdi erkeklerde vazektomi sperm kanallarının kesilmesi ve bağlanması ya da mühürlenmesiyle uygulanan bir cerrahi doğum kontrol yöntemi. Bu cerrahi operasyonun geri dönüşü var ama operasyondan sonra yeniden çocuk sahibi olma kabiliyetinizin geri dönüşü çok yüksek değil. Rollo muhtemelen bundan bir haberdi belli bir yere kadar, zira bu olay ortaya çıktığında işte vazektomi diye konuşmaya başladıklarında kırmızı hapta yorum yapan insanlardan ya kardeş geri dönüşü var gibi yorumlar duyuyordum ki çok saçma. Bakın hani Medical Park'tan alayım bu arada konuyu açmışken, vazektomi yönteminin geri dönüşü teorik olarak mümkündür. Ancak iş pratiğe geldiği zaman geri dönüşüm oldukça problemli bir durumdur. Aslında uygulamanın kişiye göre en dezavantajlı yönü budur. Çünkü geri dönüş oranı hemen hemen %50 civarındadır. Bildiğim kadarıyla ilk sene yüksek, ondan sonra hızlı bir şekilde %50'ye ve altına düşüyor. Burada benim uyarım, kırmızı hapı gelecek nesilsiz erkekler ordusu yaratacak bir şekilde çevirdiğiniz zaman çocuktan, evlilikten kopardığınız ve hatta tamamen buna karşı yaptığınız zaman insanın en temel dürtülerinden birini karşınıza alıyorsunuz. Ve olayı yok ediyorsunuz, karşı tarafa güç veriyorsunuz. Şimdi haklı bulduğum sebeplere ve doğru tanımlandığını düşündüğüm sorunlara yanlış bir çözüm bu. Kırmızı hap aşırı marjinal ve düpedüz toksik bir noktaya sürüklüyor. Yazıya birkaç tane soru gelmiş. Onları cevaplayayım. Bir kadın sormuş, kadın takipçi. Son zamanlarda Twitter'da X sözlükte erkekler kadınların işini, eğitimini önemsemez. Eğitimi için çabalayan kadın geleceğin kedili kadındır falan gibi şeyler görüyorum. Görürsün, ekşi çöplük ve Twitter'da çöplük aslında. Ya bu arada erkekler kadınların eğitimini önemser arkadaşlar. Üniversite mezunu kaç erkeği üniversite mezunu olmayan kızla evlenirken görüyorsunuz ki, özellikle bu yüzden reddediyor mesela birçok erkek. Ne kadar para kazandığını, ne kadar kariyer başarısı olduğunu önemsemez. Özellikle de günümüzde eğitim sınıf ayrımı yaratıyor. Eğitim erkekler için de önemli. Yine de bir kadının eğitimini kendisi için önemsemesi, özellikle ailesinin ondan beklentisi varsa yanlış mıdır? Yanlış değil, doğrudur. Ayrıca o ekşici Twitter'cı abilere kendi kızlarını okutup okutmayacaklarını, bu konudaki düşüncelerini sormak lazım. Gerçi hemen hemen hiçbirinin çocuğu yok. Çoğunun kendisi de çocuk zaten. Üstelik kendi kazancı olan kadın kendini daha çekici hale de getirebilir. Ben bunu aslında ilk başta hayır dedim. Çekiciliğinize etkisi yok, meziyetinize etkisi var. Erkekler sizin ne kadar kazandığınıza göre çekiciliğinizi falan umursamazlar. Ya da erkeklerde çekim yaratmaz ne kadar kazandınız, ne kadar kaynak sağladınız. Ama çocukların eğitimli annesi olması, bu devirde tek maaşla geçinme zorluğu falan gibi şeylerden mantıklı yerlerde özellikle öne çıkarsınız. Sonra bu kadın takipçi, ya para kazanırsa kendisine daha iyi bakabilir, kendisini makyaj falan gibi şeylerde daha iyi duruma gelebilir demiş. Doğru, evet. O konuda kendini daha iyi hale getirebilir. Ben onu düşünmemiştim cevaplarken. Aslına bakarsanız eğitim, iş için çabalayan kadının değil, eğitim için, iş için ilişkiyi, çocuğu erteleyip duran, bunların önüne koyan, eğitimi, iş, çocuğun önüne koyan kadının sonu kedi kadını olabilir. Bu konuda suç büyük ölçüde kadınların değil, zira iş dünyası da bu şekilde düzenlenmiş vaziyette, ama iş, eğitim için, ilişki, evlilik, çocuk öteleme de kadınların da bireysel sorumlulukları büyük yani bu sorunda. Bir arkadaş şey demiş, bir araştırma göstermiş Karanlık Rüya'nın paylaştığı. Şey diyor araştırma, tek gecelik ilişki yaşayan ortalama kadınların yüksek seviyede mutsuz, yalnız, pişman hissettiklerini belirtirken araştırma, erkeklerin tam tersine mutlu, tamamlanmış, iyi modda olduklarını hissettiklerini söylüyor tek gecelik ilişkide. Bu arkadaş demiş, abartı değil mi, tek gecelik ilişkiler erkeği de bozmaz mı falan. Yalnız araştırmada yani tek gecelik ilişki yaşam tarzından bahsetmiyor. Tek gecelik bir veya iki ilişkiden bahsediyor. Çok fazla tek gecelik ilişki yaşayan demiyor yani. Sayı vermemiş. Tek gecelik ilişki yaşayan, bunu hayat stili yapan birçok erkek de aslına bakarsanız evet bozuluyor. Hele uzun süre yaparsa, belli bir sayıyı geçerse erkeklerde de bozulmaya neden oluyor çok fazla kadın. Şimdi küçük sayılarda doğru muhtemelen. Zira kadın orgazm oldu mu oksitosin salgılıyor ve bağlanıyor. Ama iş tek gecelik olunca hayal kırıklığı ve pişmanlık geliyor sonra birçok kadına. Tabi bu konuda erkek gibi olan kadınlar da var yani, hiç umursamayan. Sayıları az ama, oranları az daha doğrusu. Erkek için çok daha az miktarda oksitosin, çok daha fazla dopamin salgılanıyor. Yani erkek mutluluk hissediyor daha çok. Mahmut abi, siz de kırmızı haptaki bu tarz nefret söylemlerinden rahatsız oluyor musunuz? 30 yaş üstü kadınlar değersiz, onlarla beraber olan erkekler de beta, tercih edilmeyen ezik erkekler. Onlar da değersiz diyecekler neredeyse. Ediyorlar zaten bence birçok yerde. Kendi halinde adamların kimlerle beraber olacağından onlara neyse artık. Cinsel pazar değeri muhabbeti beni sıkmaya başladı bu camiada. Niye cinsel pazar değeri mevzularında bu kadar agresifler onu da anlamıyorum. Evet, oldukça rahatsızım nefret söylemi şeyinden ve son dönemlerde özellikle bu konuda yazıp videoda yapıyorum zaten. 30'lu yaşlarda kadınlara ancak çerçöp erkekler kalır gibi laflar da saçmalık bu arada. 30'una kadar piyasayı deneyip 30'unda uyuyan bir mavi haplı bulup kapayan kadın sayısının artmasına karşı bir uyarıydı bu. Bunu alıp 30 yaşına bekar girmiş tüm kadınlar kucaktan kucağa hoplamıştır, değersizdir gibi bir intikam pornosuna dönüştürdüler. 20'lerinde bizim gibi pırlantalara vermediniz, sürünün kahpeler atarı. 30 yaş üstü kadınlar değersiz, onlarla beraber olan erkekler de beta tercih edilmeyen ezik erkekler, onlar da değersiz diyecekler neredeyse demişsin. Evet, az önce dediğim gibi diyorlar. Valla ben 36-37 yaşında olsam 30-32 bandında, aslında 25-33 bandında çocuk yapmak isteyen bekar bir kadınla evlenirdim. Demek ki ben de çerçöp ezik oluyorum bu konuda. Bunları aldırmayın arkadaşlar. Siz kötü nedenlerle bekar kalmış ve sizi sadece sperm bankası olarak kullanmaya programlı kadınlardan uzak durun yeter. Bunun üzerine bir kız arkadaş şey yazmış. Son bir haftada bile Twitter'da o kadar çok 30 yaş üstü kadın karalaması gördüm ki ne kaşarlıkları, ne çirkinlikleri, ne yaşlılıkları kalmış. Cidden çoğu erkek nefret besliyor. Anlam da veremiyorum. Yani siz tercih etmeyin, olur biter. Neden hepsini böyle karalama gereği duyuyorlar? Bununla ilgili de bir link vermiş işte saçma sapan bir şey yazmış. İşte bakın 25 artı kadına yaşlı demiş linkte falan filan. Evet, yani linki açtım baktım, Twitter'da biri 25 yaş üstü kadın yaşlıdır falan filan gibisinden zırvalamış. Kadınlar buna alışık değiller. Erkekler yıllardır çekiyorlar bunu. Twitter'da, sosyal medyada öfke yemi diye bir şey var. Yani en berbat, en öfke uyandıracak şeyi atıyorsun ortaya ve etkileşim çekiyorsun. Genellikle kızlar bunu şey şeklinde yıllardır yapıyorlar. 1.85 boyu olmayan adam kendine erkek demesin. Para kazanmayan, 50 bin lira maaş almayan adam kendine erkek demesin. Falan filan diye yıllardır var. Kızlar bunu niye yapıyorlar? Yani gerçek hayatlarında bunu böyle düşündüklerinden falan değil. Öfke çekiyor. Öfke çekince de büyük bir etkileşim çekiyor bu. Şimdi ben normal bir tweet attığımda bakıyorum böyle 10 bin kişi falan bakıyor. 20 bin kişi falan bakıyor. Ama böyle işte 25 yaş üstünde kadın yaşlıdır falan gibi tweet attığında milyon tane şey alıyor. Çünkü insanlar hemen retweet ediyorlar bir hışımla. Sen ne diyorsun? Sen aptal mısın? Falan filan diye. O yüzden özellikle yapılıyor bunlar arkadaşlar. Ve bu tür tweetleri ciddiye almayın sosyal medyadaki. Yani 1.85'in üstünde boyu olmayan adam kendine erkek demesinle 25 yaş üstündeki kadın yaşlıdır diyen tweetler aynı amaçla. Viral olsunlar diye. O kadar saçma sapan bir öfke yemine bulanıyorlar. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Aynı zamanda erkekadam.org sitesinde uygun yazı altında da sorabilirsiniz. Daha çok oraya bakıyorum aslına bakarsanız. YouTube'a baksam da. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.